Arkadi Rotenberg, Karadeniz kıyısındaki saray benim birkaç yıl önce satın aldım dedi. Rotenberg Putin'in yakın arkadaşı. Karadeniz'in kıyısındaki bu saray Rusya siyasetini karıştırdı. Tutuklu Rus muhalif lider Alexei Navalny, sarayın Rusya devlet başkanı Vladimir Putin için inşa edildiğini öne sürdü. Navalny'nin hazırladığı Putin için bir saray başlıklı belgesel bir haftada 100 milyon aşkın izleyici sayısına ulaştı. Putin saray benim değil dedi ama lüks malikanenin kime ait olduğu açıklanmadı ve soru nihayet yanıt buldu. Rus oligark Arkady Rotenberg saray bana ait dedi. Birkaç yıl önce kreditörlerle anlaşma yaparak bu araziyi satın aldım. Yeri çok güzel apart otel yapmak istiyoruz. Bu yüzden çok fazla odası var. Otelcilik sektörünü seviyorum. Yasa dışı hiçbir şey yok. Bir iki yıl içinde inşası bitecek. Rotenberg, bu açıklamayı Telegram'da faaliyet gösteren Kremlin yanlısı haber kanalı Meşe yaptı. Bunca süre neden sessiz kaldı sorusunu da yanıtladı. Tamamen insani sebeplerle açıklamadım. Zaten çok yeni aldım ve yaptırımlara maruz kalmıştım dedi. Arkady Rotenberg Rusya ve dünyanın en zengin insanlarından biri. Serveti 2 milyar 700 milyon doları buluyor. Kırım'da yaptığı projeler nedeniyle 2014 yılından beri ABD'nin yaptırım listesinde bulunuyor. Putin'in çocukluk arkadaşı. İkilinin ortak noktası Saint Petersburg'lu olmaları ve judo merakları. Gelencik kentindeki saray, Navalny'nin iddiasına göre Monaco'nun 40 katı büyüklüğünde. Yapımı için 1 milyar 100 milyon euro harcandığı öne sürülüyor. Navalny bu yüzden, devasa yapının tarihin en büyük rüşvetiyle inşa edilen saray olduğunu savunuyor. Kremlin sözcüsü Dmitri Peskov, sarayın Rus iş insanlarına ait olduğunu açıklamış, isim vermeyi reddetmişti. Putin ise, saray ne bana ne de yakın akrabalarıma ait ve asla da olmamalı demişti.